Adıyaman ve Çağatay FSM Motor Grubu'nun Motor Just Sor programından herkese selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz YouTube'da Motor Just Sor programı başlattık. Bu programın bugünkü konuğu Kamil Çalışır. Aynı zamanda grubumuzun ilk üyesi. Kamil hocamı biz zaten tanıyoruz. Kamil Çalışır kimdir? Ne iş yapar? Bu ara herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Benim adım Kamil, soyadım Çalışır. Dağ Kuyucak köyündenim. 15 yıldır beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Hocam sizi motosiklete iten illaki bir sebep vardır. Bu sebebi ne başlattı, nasıl motora başladınız ve sizin için hayatınızda nasıl bir değişiklik yarattı? Ben uzun süre İstanbul'da öğretmenlik yaptım. Tabii malumunuz biliyorsunuz İstanbul'daki yaşam koşullarıyla, akrasyonla, işte bir Adıyaman'daki akrasyon farklı. Adıyaman'a geldim. Aslında ben Adıyamanlı köy çocuğu olmama rağmen Adıyaman'da uyum sorunu yaşadım. Bana bir akrasyon gerekiyordu, bir heyecan gerekiyordu. Zaten sizin vasıtanızla, zaten ilk başta Sayın Başkanım sizinle ben tanışmıştım. Hoş Ya geldiniz. FSM Motor Teşekkürler. grubuna girdik. Yani ne bileyim, iyi ki şu an işte o aktrasyonu yaşamak için o riskli hareketi yapmışım yani. Evet. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Hocam şimdi İstanbul'dan geldiğini dediniz. Evet. İstanbul'da trafik, ben de çok uzun yola gidip geldiğim için biliyorum. Evet. İstanbul'da trafik sıkıntısı çoktur. Evet, kesinlikle. Bunu Adıyaman yollarında siz motosiklete çünkü burada da başladınız. Adıyaman yollarında motosiklette bir zorluk yaşıyor musunuz? Size farklı araçlardan bir taciz falan geliyor mu? Ben burada Sayın Başkanım, ben burada sadece aslında burada bu konuyla ilgili bu sorunun altını aslında doldurmak için bir program gerekiyor yani. Yani Evet. hani dakikalarca bunu konuşmak gerekiyor. Tabii, Ben sadece aynen. şey yapmak istiyorum, şunu söylemek Özetini istiyorum. aldınız Evet, bugün. ben sadece 4 taşıtlı, 4 tekerli taşıtların 2 tekerli taşıtlara saygı göstermesini istiyorum ben. Evet. Hakikaten gerçekten böyle hani bazen sataşma oluyor. Yani malumunuz biliyorsunuz işte motor, mesela motorun şeyiyle, ebatıyla 4 tekerlekli bir taşıtın şey ebatı farklıdır yani. Aynen. Yani ben bu, yani burada aslında konuşulacak, söylenmesi gereken çok şey var. Yani ben Evet. onlara sadece zerzeniçte de bulunmak istemiyorum, isyan da etmek istemiyorum. Ben sadece saygı göstermelerini istiyorum. Tabii. Zaten karşılıklı saygı olursa Evet. devamı da Tabii kendiliğinden gelir, çorap söküğü gibi. kesinlikle, Evet. kesinlikle. Şimdi Adıyaman FSM Motor Grubu'na nasıl buldunuz ilk etapta? Sosyal medyadan mı, arkadaş tavsiyesiyle mi ve Adıyaman FSM grubunu neden tercih ettiniz? Şimdi ben aslında motor, benim yani öyle bir hayalim yoktu. Aklımın ucundan bile geçmiyordu. Evet. Şeyden Turabi Akbaş vasıtasıyla ben zaten sizleri tanıdım. Tabii. Onlar beni sizlere tanıştırdı. Daha sonra zaten ben gördüm ki hakikaten, mesela ben yıllarca 15-16 yıldır ben öğretmenlik yapıyorum. Mesela bizim öğretmenler odasında mesela şey vardır. Mesela bir birlik, beraberlik adına işte bir şeyler yapılmaya çalışılır. Tabii. Yani ben onun Evet. dışında, öğretmenliğin dışında da ben çeşitli gruplarda işte yer almışım. Bunun yer almışlığım olmuştur. Ama hakikaten FSM Motor Grubu candır, gerisi heyecandır. FSM Motor Grubu'ndaki o arkadaşlık ruhu, o kardeşlik ruhu, yani arkadaşlıktan öte herkes kardeş gibidir yani. Yani Evet. şöyledir. Aynen. Yani gerçekten çok mükemmel bir ortam var. Yani iyi ki ben FSM Motor Grubu'na girmişim, iyi ki ben sizleri tanımışım yani. Teşekkürler Kendimi bu hocam. konuda çok şanslı hissediyorum ben. Başlarsınız. Biz de kendimizi şanslı hissediyoruz. Sizin gibi arkadaşlarla tanışıp Teşekkür ederim, teşekkür ederim. güzel bir aile kurduğumuz için. Gerçekten söylediği gibi gerçekten çok güzel bir ailemiz var. Kamil hocam da dediğim gibi bizim grubumuzun ilk üyesi. Ben programa girişte kendimi de tanıtmamıştım. Ben Sait Doğan, Adıyaman FSM Motor Grubu ve Çağatay FSM Motor Grubu kurucularından birisiyim arkadaşlar. Grubu 4 arkadaş kurduk. Onları da zaten zamanla tanıyacaksınız. Kamil hocam, şimdi başınızdan illaki motor kullanırken iyi kötü anılarınız Tabii, kesin sayısız. Benim zaten geçiyordur. 2017 senesinden itibaren bu gruba katılmam, yani her anım benim, her dakikam aslında güzel anılarla, tabii güzel anılar yanında Aynen. hayatta her şey olabiliyor. Bunun Kamil hocam ben de yanında bir ekleme yapmak istiyorum. tabii Gerçekten Kamil hocam da grubun neşesi
Kamil Hoca'nın olmadığı turlarda gerçekten biz turdan zevk alamıyoruz. Teşekkür gerçekten, ederim. Gerçekten neşe dolu bir insan. Kalbi sanki yüzüne yansımış. Gerçekten sizin teşekkür ediyorum teşekkür hocam. Teşekkür ederim. Ne demek? Baş tacısın can can. Motosiklette iyi veya kötü bir anımız var mıydı, ona bahsedecektim. Vallahi hani benim mutluluktan unuttunuz herhalde. Evet. Motosiklete benim, yani dediğim gibi 2017 senesinde FSV Motor Grubu'na üye olduktan sonra ve sizlerle birlikte turlara çıktıktan sonra benim yaşadığım her an benim için çok özeldi. Gerçekten evet. Benim için çok özeldi. Ama geçen sene bana yapmış olduğunuz o doğum günü sürprizi benim için hakikaten de halen kulaklarımda çınlıyor. Evet. Hani ben gerçekten köydeydim. Beni çağırmıştınız Saat Kulesi'nin tam Adıyaman'ın ulu orta yerinden merkezinde işte yüksek seslerle iyi ki doğdun Kamil Hocam, iyi ki doğdun Kamil Hocam da halen kulaklarımda hani. Bu hakikaten benim için çok inanılmaz bir şeydi yani. Ki ben genelde de doğum günümü kutlamam ben. Evet. Yani bu benim için apayrı çok özel bir andı yani. Evet. Sizlere teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Hocam o zaman dediği gibi köydeydi. Ben aradım. Bir de yanlış hatırlamıyorsam bir arkadaş daha aramıştı. Murat Çetin aramıştı. Grupta benim kaza yaptığım ve kaza yerinde olay olduğu şeklinde verdik haberi. O şekilde şimdi kendisinde de o zaman motoru bakımda mıydı yoksa? Hayır, bakımdaydı. Motorunda yoktu. Köyün nereden baksam 1-2 kilometresini de koşarak gelmişti. Evet. Bizim grubumuz gerçekten böyle bir canlı abi kardeş yani. Gibiler. Tabii kesinlikle. Ben ayrıca o hareketinizden dolayı da ben size teşekkür ederim. Ya ne demek ya. Çünkü incelik, hani onun gerçek olduğunu sanıp gelmişti. İncelik sizden ya. İncelik sağ olun. Sizden teşekkürler ya. Hocam. Hocam grup arkadaşlarımızdan Kadir Köse şöyle bir soru yöneltmiş. Evet, buradan eğitimin... özür dilerim. Buradan Kağıt'a, FSV Motor Grubu'ndaki bütün arkadaşlara, üyelere selamlar, hayırlı Ramazanlar. Artık iftara da az kaldı, hayırlı iftarlar diliyorum. Teşekkürler. Biz de Kağıt'a, FSV Motor Grubu'na saygı ve sevgilerimizi yolluyoruz. Kağıt'a Grup Başkanımız Adem Can'ı da en kısa zamanda inşallah burada yayına alacağız. Kadir Köse arkadaşımız Kağıt'ta ekibimizden. Evet. Gerçekten o da çok güzel bir arkadaşımız. Evet. Eğitimin etkileri nelerdir demiş. Bunu şöyle, ben o soruyu şu şekilde değiştireyim hocam. Siz motora eğitimle mi başladınız? Eğitim alarak mı başladınız? Eğer eğitim almadan başladıysanız, kullandıktan sonra sizin hani eğitim alsaydım dediğiniz noktalar oldu mu? Ya hani ben motora başlarken ben aslında gözü kapalı motora başladım. Ben burada şunu da söylemek istiyorum. Ben 40'ından sonra aslında motora başladım ben. Evet. 40'ından sonra ben başladım. Ben motora gözü kapalı başladım. Onun için yani böyle ilk etapta birkaç arkadaş bana göstermişti. Ondan sonra ben kendim sürmeye başlamıştım. Evet. Ve şunu artık benim geldiğim son nokta yani 2017-2021 4 sene 5 sene geçmiş. Motorculukta mutlaka eğitim. Eğitim, tabii. eğitim diyorum. Ve tabii ki ekipman. Yani aynen. Hani mesela 5 metrelik yolu gidecekseniz dahi mutlaka kaskınızı takmanız lazım. Aynen. Ki zaten Adıyaman'da son zamanlarda mesela takip ediyoruz. Mesela her sene 2-3 tane işte kaza olabiliyor. Ve bu kazalarda maalesef ölen arkadaşlarımız oluyor. Evet. Ve bunun en büyük sebebi başlarına takmadıkları kasktan dolayı. Evet. Direkt kafa darbe aldığı zaman maalesef yani bu da motorcunun içinde olan bir şey yani acı. Aynen. Bir şey yani. Onun için bizim yani acıyı yaşamamamız için mutlaka ekipman ve eğitimli olmamız gerekiyor. Tabii. Buradan bir şey eklemek istiyorum arkadaşlar. Zaten biz grubumuza ekipman olmadan kesinlikle üye almıyoruz. Daha doğrusu şöyle diyeyim, turlarımıza götürmüyoruz. Ekipman şartımız var. O şekilde turlarımıza götürüyoruz. Hocam motosiklete başladığınızda ailenizin tepkisi bu konuda nasıl oldu? Yani ilk etapta mesela rahmetli babam buradan bütün ölmüşlere de bu Ramazan gününde rahmet dilemek Allah istiyorum. Allah rahmet eylesin hocam. Benim babam mesela özgürlükçü amin bütün cümlemizin. Benim babam özgürlükçü bir insandı. Benim babam fazla bir tepki göstermedi ama annem, kardeşlerim yani büyük bir tepki göstermişlerdi. Ama ben ne yapmıştım? Tabii yaşım artık o zaman 40'ı geçmiştim. Hatta 41 yaşındaydım. Evet. Yani aldım gittim yani. Yani şimdi mesela şey yapıyorum. Onların kalplerini de kırdım belki. Hani mesela onların... Tabii. Mesela ben hayatta ben herkesi kırarım ama annemi kıramam.
Evet. Buradan da anneme hayırlı iftarlar selamlarımı gönderiyorum. Mesela selam. İşte biz de annemizin ellerinden öperiz. Eyvallah. Bütün annelerin ellerinden öpüyoruz buradan. Başlarsınız. Yani kullanmıştık yani. Yani annem dahi olsa tepki koymuştu. Evet, tepkimizi koyduk. Yani motor sevdasından vazgeçmedik. İyi ki yani bu sevdamızdan vazgeçmemişiz. Evet. Hakikaten motorculuk çok farklı bir şey. Hani derler müzik ruhun gıdasıdır. Ben bir tık üstüne eklemek istiyorum. Aslında motorculuk ruhun gıdasıdır. Aynen. Hani müzik de ruhun gıdasıdır ama motorculuk düşünebiliyor musunuz? Doğanın içerisinde zaten motorun sesi var. O müzik oluyor. Aynen. Yani hakikaten motorculuk gerçekten hani dinlendirici. Aynı zamanda depresyonda olan insanlara da iyi gelebiliyor yani motorculuk. Aynen. Dinlendiriyor yani. Tabii. Kafayı boşaltıyor yani bu anlamda. Aynen. Hocam şimdi Kamil hocam bekarlık sultanlıktır kelimesini biraz geç anlayan arkadaşlarımızdan. Evet, ben biraz geç evlendim. Yani geç evlendi biraz. Şu anda yaklaşık bir buçuk yıldır evli ve 3-4 aylık bir çocuğu var herhalde. 4-5. Allah size bağışlasın. Evet, Allah analı babalı büyütsün inşallah. Evet, eyvallah. Hocam evlendikten sonra yenge özellikle motosiklete tepki koydu mu? Size dışarı çıkarken izinleriniz nasıl oluyor? Vallahi hani buradan yani benim eşim hakikaten ben biraz geç evlendim. Geç evlendim ama bu da benim için bir şans oldu. Herhalde sanırım hani tabii önceden konuşmak iyi olmaz ama herhalde ben ruh ikizimi buldum diye düşünüyorum. Yani benim eşim anlayışlıdır. Anlayışlıdır ama çocuk doğduktan sonra bende psikolojik olarak şöyle bir etki oluştu. Benim kafam, aklım hep çocukta olduğu için mesela eskiden ben biraz hani şehir içinde değil de mesela uzun yollarda ben biraz motoru agresif, sert kullanan bir insandım. Şimdi biraz daha çocuk doğduktan sonra temkinli kullanmaya başladım yani. Öyle diyeyim. İnşallah yani. Hocam. Çünkü inşallah. O konuda tabii, çocuk kesinlikle. İnsan gözüne her tabii, zaman kesinlikle, gelir. Kesinlikle. Rabbim evladınız da sizlerle analı babalı büyütsün inşallah. Herkesin, cümlenizin. Bütün Allah, bütün çocukları korusun. Bir evlat etsin bütün inşallah. Çocukları korusun Allah. Sorumuza şu şekilde devam etmek istiyorum. Çocuğunuza büyüyünce motor kullandırmak ister misiniz? Çünkü bu bizim mesela ailelerde de oluyor. Hep karşı çıkıyorlar. Biz bunu gizliden bir şekilde bilmeye çalışıyoruz. Siz çocuğunuz büyüdüğünde yanlış hatırlamıyorsam çocuğunuz da erkek. Evet. 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 Çocuğunuz büyüdüğünde motora kullanmasına yani izin verecek misiniz? Şöyle bir şey diyelim. Biraz önce konuştuğumuz gibi şimdi eğitim dedik. Hani çocuğa zamanında vereceğimiz eğitimle ben hani özgürlükleri seven bir insanım. Evet. Yani hani insanlar üzerinde mesela ben öğretmenim, öğrencilerim de beni bu konuda çok çok iyi tanırlar. Yani illaki bunu şöyle yapacaksın, şöyle yapacaksın. İnsanları özgür bırakmak lazım. Evet. Tabii 18 yaşına kadar, 18'li 20'li yaşlara kadar ne yapacağım? Ben ister istemez çocuk olduğu için üzerinde denetimlerimi daha sıklaştıracağım. Ama ondan sonra 18'li 20'li yaşlara geldiği zaman tercih onundur yani. Evet. Hani ben kullanmasını isterim. Çünkü motor hakikaten apayrı bir heyecandır yani. Tabii. Yani çok aktrasyonu çok farklı bir şeydir yani. Aynen. Ben de burada bir şey eklemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi genelde burada anne babalara seslenmek istiyorum. Özellikle bu konuda babalara seslenmek istiyorum. Evladınız motor almaya eğer çok aşırı bir şekilde meyilliyse bunu hani bir 20'li yaşların üstüne kadar dindirmeye çalışın. Lakin sizde motosiklet varsa onu küçük yaşlarda arkanızda gezdirip ekipmana işte sakin sürüşe alıştırdıktan sonra motora illa hani izin vermeseniz de o gizliden binecektir. Bu da sizin için daha büyük bir tehlike olacaktır. O yüzden motosiklete yavaştan yavaştan alıştırarak o hırsını alarak sizin izninizle binmesi bence daha mantıklı olacaktır. Gizli binerse inanın daha kötü sonuçlar doğacaktır. Lütfen bu konularda duyarlı olalım. Arkadaşlar Kamil hocam bir de programımızın sonuna geldik. Evet. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır buradan izleyicilerimize veyahut da kendi hayatınızdan eklemek istediğiniz yani bir şey hani var mıdır? Yani hani ben hayatta fazla böyle keşkelere takılmayı istemeyen bir insanım ama şunu 2017 senesinden sonra FSL Motor grubuna girdikten sonra ve motor kullanmaya baştan sonra benim belki de hayattaki en büyük keşkem hani ben keşkeleri sevmiyorum ama keşke motora daha önceleri
binseydim. Evet. Yani bir de burada benim eklemek istediğim şu olabilir. Ekipman ve eğitim. Özellikle ekipman. Yani ekipman hakikaten bizi ne yapıyor? İster istemez iki teker, yani biraz tehlikeli dört taşıtlı araçlara göre iki tekerli motosikletler çok tehlikeli olabiliyor. Evet. Onun için herkesin, yani illa gidip 10-15 milyara ekipman almasına gerek yok. 1-2 milyara da çok güzel ekipmanlar bulabilirler. Özellikle tabii. Yani mesela yani ekipman, gücüne göre ekipman alırlarsa. Ekipman alamıyorlarsa bile sadece ben şunu söyleyebilirim. Kask ve dizlik. Evet. Bir de eldiven. Bir de mont. Yani evet mont. Evet. Yani bu dörtlüden vazgeçmelerini istiyorum. Aynen. Başka da eğitim. Artık iftara doğru buradan bütün arkadaşlara, motorseverlere hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar dilemek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Beni konuk ettiğiniz için, misafir ettiğiniz için size ayrıca teşekkür ederim. Katılım yaptığınız için biz teşekkür ederiz. FSM, ben her zaman her yerde söyledim. FSM candır, canandır, gerisi heyecandır. Siz de cansınız teşekkür hocam. Ederim. Başlarsınız. Teşekkürler. Arkadaşlar, o ekipman konusuna ben de bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi biz mesela sadece motorcu değiliz. Bazen mesela haberlerde çıkıyor, geçenlerde İstanbul Üsküdar'da bir şey olmuştu, motorcu kazası olmuştu, motosiklet evet. Araçla çarpışıyordu. Orada hani motorcular adama saldırıyor ve haberlerde şu şekilde bir haber gördüm. Motorcu terörü diye motorculardan işte motorcular araç sahibine saldırdı diye birkaç tane haber başlığı vardı ve bu başlığı giren haberlerin genelde yorumlarına motorculara çok aşırı bir şekilde saldırı vardı. Ben özellikle kendimden bahsetmek istersem, ben oto çekici işi yapıyorum ve normal hayatımda oto çekici kullanıyorum. Otomobilim var, ailemle otomobile biniyorum. Motosikletim var, hobi amaçlı motora biniyorum ve kesinlikle hani şiddete her zaman karşıyız. Ben arabaya bindiğinde ayrı bir kişiliğe bürünmüyorum. Çekiciye bindiğinde ayrı bir kişiliğe bürünmüyorum ve motosiklete bindiğinde ayrı bir kişiliğe bürünmüyorum. Lütfen bunu, özellikle basın arkadaşlarımız bunu orada sadece şahsiyete bağlarlarsa, motosiklete ve hatta bindikleri araca bağlamalarsa çok çok seviniriz. Bir de şurada ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bazen bizim çevremizde de görüyoruz. Kemer sıkıyor deyip kemer takmayan arkadaşlar var. Aracın içinde çok rahat bir şekilde klimalı aracında yazın gidiyorlar. Kemer beni sıkıyor deyip kemer takmıyorlar. Evet. Arkadaşlar biz kemeri de geçin, deri tulum giyiyoruz. O deri tulumun içinde yazın inanın sıcaktan çatlıyoruz. Ama ona rağmen biz onu giyiyoruz. O kaskın içinde sizin duyabildiğinizden fazlasını belki duyamıyoruz. Daha azını duyuyoruz. O yüzden motorculara lütfen ama lütfen yayalardan sonra ilk dikkat edeceğiniz motorcular olsun. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkürler arkadaşlar. YouTube kanalımızda bu yayınlanacak. Adıyaman FSM Motor Grubu'nun YouTube kanalında Motorcuya Sor programının yapıldığı bölümlerin altında yorumlarda sorularınızı yazıp iletirseniz bize, biz o soruları burada farklı grup üyelerimize, grup yönetimimize soracağız. Hiçbir soru cevapsız kalmayacak. Bizi izlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Kamil hocama da katıldığı için, bizi yalnız bırakmadığı için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Hayırlı günler. Hayırlı iftarlar, iyi akşamlar. Hayırlı.